Bir hobiciden para kazanan ressama dönüşme challenge'ının bugün 8. günündeyiz arkadaşlar ve çok büyük bir gün bugün çünkü yıllık bir plan hazırlayacağız. Nasıl yapacaksınız bunu? Daha önceki bu challenge'ın videolarında size anlatmıştım. Önceliklerimizi belirledik, nasıl para kazanmak istediğimizi belirledik. Bunların içinde 3'e böldük, tasarım, üretim ve pazarlama dedik. Bunların da öncelik sıralarını yaptık, ne kadar süreceklerini az çok karar verdik. Şimdi bunları bir plana koyma zamanı. Ayda ne kadar yapmak istiyorsunuz? Bunu gerçekten size idame ettirecek, sizin nasıl diyeyim, kimseye bağlı olmadan hayatınızı bulunduğunuz şehirde geçirebilmeniz için gerekli olan para gibi düşünün. Ne kadar istediğinizi bir düşünün. 10 bin lira mı, 15 bin lira mı? Her neyse, bunu aylık planınıza yazın. Aylık bu kadar kazanmak istiyorum. Bu bir çeyrekte şu kadar yapıyor ve bir yılda bu kadar para yapıyor diye. Bunu yaptıktan sonra bu parayı kazanmak için ben neler yapabilirim? Satış, sipariş, o yeşile boyadıklarınız var ya, onları yazacaksınız ikinci koluna ve kaç kişi yapacak bunu? Mesela kurs yayınladınız, kaç kişi kursunuzu satın alacak diye düşünüyorsunuz. Koçluk yapıyorsunuz, kaç kişi koçluk alacak sizden? Satış yapacaksınız, kaç kişi sizce tablonuzu satın alacak? Bunların tahminini yapmanızı istiyorum. Hedefinizi belirlemenizi istiyorum. Ve bu tablo başına mesela ne kadar olacak? Ya da kurs başına ne kadar olacak vesaire. En son kolona da bu çeyrekte yapılması gereken işler, bu ayda yapılması gereken işleri belirlemenizi isteyeceğim. Şimdi çeyrek dediğimiz 4 tane bir yılda ve her birine ayrı bir fokus, ayrı bir odak noktası koymanızı öneriyorum. Bir tanesi belki ne bileyim tasarım olabilir, ikincisi üretim olabilir, üçüncüsü işte market, pazarlama olabilir. Dördüncüsü de belki elinizde bulunan müşterilerle iletişimi güçlendirmeye adayabilirsiniz. Sonra bunları aylara bölüyorsunuz. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay diye mesela bir çeyreğin içindeki. Bunları da sonra haftalara bölüyorsunuz. Bu hafta ne yapmam gerekiyor? Mesela ilk çeyreğinizde YouTube kanalı açmak var. Bunu ikinci ayınızda başlatabilirsiniz ya da üçüncü ayınızda. Peki bu ayda ilk haftada ne yapmalıyım? Yani YouTube kanalı açmak için ilk yapmam gereken tabii ki bir Google hesabı oluşturmak, YouTube kanalını açmak ve oraya bir video çekmek, değil mi? Video çekmemiz de gerekiyor. Bunun için ne materyallerim var? Materyalleri belki ilk hafta edinebilirim. İkinci hafta ne video çekeceğimi tasarlayabilirim, içeriklerini vesaire. Üçüncü hafta çekebilirim, dördüncü hafta bunu editleyebilirim gibi gibi. Bununla ilgili bir plan yapmanızı istiyorum. Ama hem gerçekçi olmamız gerekiyor, hem para anlamında hem yapacağımız işler anlamında. Süpermen değiliz, süper kadın değiliz. Dolayısıyla bunların hepsini bir haftada bitiremeyeceğimizi biz de biliyoruz. Boşu boşuna araştırma yapmadık bundan önceki videomuzda. Ne kadar süreceğinin gerçekçi tahminleriyle yaklaşarak, ama aynı zamanda da bir yıl sonunda elde edeceğimiz gelir de istediğiniz kadar uçarak yazabilirsiniz. Yani mesela diyelim ki ben 115 bin, 120 bin yapmak istiyorum bir yılda diyebilirsiniz. Ama mesela ben bunu bir ayda yapmak istiyorum derseniz bu gerçekçi olmaz. Yani işin açıkçası ilk çeyreğinizde, ilk 3 ayınızda çok da bir şey elde edemeyeceğinizi göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Sadece sizden istediğim bu. Daha sonrasında çünkü her şey yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. Hadi bakalım, aşağıda hem yorumda hem de açıklamalarda bir şablon paylaştım sizinle. Bu şablonu kullanabilirsiniz ya da kendiniz başka bir şey oluşturabilirsiniz. Yapın bakalım yıllık planınızı. Bir ayda ne kadar yapmak istiyorsunuz? Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunların hepsini birbirine yazın. Bizimle de paylaşmak istiyorsanız açıklamalar kısmında lütfen paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa da yorumlarda yazınız. Ben hepsine tek tek cevap vereceğim.